Daha önce de bahsettiğimiz gibi bir lokantayı vazgeçilmez kılan tek etken lezzeti değildir kuşkusuz. Sunumları da son derece önem taşır. İşte böyle özel bir yerdeyiz. Merhaba Sektörlü Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Sakarya, Sapanca'dan özel bir noktadayız. Maja Kırkpınar'dan sesleniyoruz sizlere. Güzel lezzet duran işletme müdürü beyefendi Emre Alemdarzade ile birlikteyiz. Bakalım kendileri bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Emre Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şansınıza teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Şimdi Emre Bey, bilgi birikim tecrübeleriniz artık Maja'da buluşturdunuz. Evet. Yeni bir oluşum, güzel bir konseptle birlikte dünya mutfağı, başarılı bir ekiple birlikte Sapanca halkına hizmetler sunuyorsunuz. Tabii farklı illerimizden de burayı ziyarete gelen insanlarımız var. Doğru. Şimdi burayı konuşacağız ama sizi önce bir tanıtalım ekranları başındaki değerli izleyicilerimize. Emre Alemdarzade kimdir? Sektördeki giriş hikayeniz nasıl gerçekleşti? Ben 41 yaşındayım. Bu sektöre turizm otelcilikle başladım. Yaklaşık bir 12 yıllık İstanbul'da turizm otelcilik tecrübem var, otel tecrübem. Arkasından da restoran tarafına geçtik. Kurumsal firmalarda işletme müdürlüğü, bölge müdürlüğü ve emlak müdürlüğü yaparak yaklaşık bir 15 yılda orada bir emeğimiz geçti. Yani toplamda sektörde bir 27 yıllık bilgi birikimler tecrübemiz var. Peki, Maja Kırkpınar'da işletme müdürüsünüz. Doğru. Maja'nın hikayesi nedir? Firma sahibimizin kurucumuz daha doğrusu kim? Ve hikaye nedir? Maja Kırkpınar 2015 yılında kuruldu. 2015 Haziran ayında faaliyete geçti. Esasında 2014 temelleri atıldı. Kurucumuz Murat Ağırbaş, Adapazarı'nın saygın iş adamlarındandır. Yaklaşık bir 2005 yılından itibaren First Gate organizasyon şirketinin de sahibidir. Kurumsal olarak ve kişisel bireysel olarak da düğün organizasyonları, kurumsal firmaların organizasyonlarını yapmaktadırlar. Evet, peki. Maja burası yeni oluşum dedik. 2015'te başladı, evet. Kaç metrekare bir yer burası bir tesis olarak? 6 dönüm arsanın içerisinde bulunuyoruz. Burada büyük bir alanımız yeşillik alan. Diğer alanlarımızda misafirlerin çok rahat etmesi amaçlı hem göl kenarındaki yerimiz hem de iskelenin üzerindeki şu anda durduğumuz yer. Bulunduğumuz yer. Evet. Hem kapalı bir mekanımız. Kışında misafirlerimizi burada 4 mevsim ağırlayabiliyoruz. Yani burada genelde Sapanca'daki çoğu yer kışın kapatır, misafir almaz. Biz 4 mevsim burada hizmet veriyoruz. Hizmet özellikle de hafta sonları yoğun misafirlerimiz geliyor şehir dışından. Evet. Peki menümüz güçlü anladığım kadarıyla. Evet. Başarılı aşçılarımız var. Doğru. Kaç uzman kadroyla neler yapıyoruz burada? Biz şimdi burası esasında başlangıç olarak bir barbekü açık hava yeri olarak başladı ama gelen yoğun talepler doğrultusunda çok ciddi bir hafta sonu kahvaltı misafirlerimiz geliyor. Evet. Özellikle İstanbul'dan, Bursa'dan ve diğer şehirlerden, Adapazarı'ndan da gelen çok oluyor. Çok yoğun bir hafta sonumuz geçiyor ama biz hafta içini ön plana çıkartmak istiyoruz. Hafta içinde de dünya mutfağı servis ediyoruz. Evet. Yani çok zengin bir menümüz var. Usta kadromuz bu Richmond'dan arkadaşımız var burada ve ciddi anlamda hafta içi akşamları da yoğun talep alıyoruz. Çünkü iskelemizde çok rezervasyon geliyor. Evet. Bize. Peki teşekkür ediyorum. Biz başarılarınız daim olsun çalışma arkadaşlarınızla birlikte. İnşallah hedeflediğiniz noktalarda farklı çalışmalarınızda tekrar sizinle buluşmak umarım üzere. Umarım inşallah. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Evet, değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Sakarya, Sapanca'dan özel bir noktadayız. Maja Kırkpınar'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü. Merkez stüdyolarına aktarıyoruz. Hoşçakalın.